Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Evreşe yolları da, da bana bakma. Herkese selamlar dostlar. 21 Ağustos 2021 iddia ile hepinize selamlar. Güzel bir giriş, güzel enerji, güzel sinerji maçlarımıza yansısın diyelim. Öncelikle ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar 19 Ağustos raporu görüyorsunuzdur mutlaka. Toplamda 9 tane mücadele vermiştik. 9 mücadeleden tam 8 tanesi kazandı. Değerlendiren arkadaşlar oldukça fazla ki zaten dünkü gelen video yorumlar olsun, bana gelen mesajlar olsun, katıl grubumuzda olan mesajlar olsun. Hepinize teşekkürler. Şansımız yanımızdaydı. Güzel kazandık gerçekten. Yatan tek maç Lask'ın bir golü oldu. Lask maçını da özellikle takip ettim biraz. 1-1 bir bir, baktım dakika 82 hala 1-1. Bir bir. Son dakikalarda güzel bir free kick oldu. Kaleci güzel çıkardı. Lask'ı da takip ettim. Onun dışında güzel kazançlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Ki zaten verdiğim tek kombine de başarılı olmuştu. Onu da değerlendirenler varsa ekstradan tebrikler olaraktan da sizlere sunuyorum diyerekten de isterseniz geçelim maçlara geçelim. Maçlara geçmeden önce sizden güzel seviyede like'lar ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Enerjinizi, güzel enerjinizi yorumlara yansıtın diyeyim. Daha da bir şey demiyorum. Maçlara geçelim isterseniz. İlk maçımız Aston Villa Newcastle United mücadelesi. Notlarımı aldım devam edelim. En riskli arasında mesela 8 tane maç var sanırım burada. En riskli olanlardan bir tanesi bu Aston Villa ilk maçında kaybetti. İlk mücadelesinde şöyle göstereyim isterseniz. Deplasman'da Watford'a 3-2 mağlup oldu. Takımın üçüncü birinde çok bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Zaten ileri hatta genellikle yeni yaptığı transferler oynuyor. Eşliyang'ı aldı Inter'den. Ings'i aldı mesela Southampton'ın en iyi forveti ki zaten bitiricilik anlamda Premier Lig'in en iyi forvetlerinden bir tanesi. Buendia'yı aldı Norwich City'den. Yani aldı aynı şekilde. Hücum hattını bir yeriledi. Çünkü gelen bir para vardı. Grealish gitti mesela onun parası. Derken takıma bir para girdi. O parayı değerlendirdi. Newcastle oynayacaklar bu mücadelede. Newcastle'a karşı kendi evinde ben üstün gelmelerini bekliyorum zaten. Tarafa gitmedim fakat Aston Villa'nın gollerine yöneldim burada. Newcastle'da ilk mücadelesinde West Ham'a kendi evinde 4-2 mağlup oldu. Maçın özetini izlediğim zaman tam izleyemedim tam vakitli. Newcastle verdiği arkada verdiği açıkları fazla açık veriyor. Verdiği o açıkları da West Ham takımı iyi değerlendirmiş zaten. Özetle öyle gördüm. Ben aynı şekilde o geride bırakacağı açıkları Aston Villa takımının iyi bir şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum. O yüzden burada arkadaşlar çok fazla maç üzerinden konuşmadan, sizlere sıkmadan, eğlendirerekten de Aston Villa'nın atacağı iki gol benim için değerli. Onun oranına baktığımız zaman da 1.62 gibi idealden bence güzel bir oran açmışlar. Aston Villa'nın atacağı burada iki gol bence değerlendirilebilir şekilde sizlere sunuyorum. Geçiyorum mücadeleyi. İkinci maçımız Leicester United Everton İngiltere'den devam ediyoruz. Leicester'in ilk mücadelesini izledim. 5-1 kaybetti zaten. Hatta o maçta ne canlı yakaladık. 4-5 tane canlı tahmin yakalamışızdır katır grubunda. United'ın golü buçuk üst Leicester'in golü derken güzel kazançlar elde ettik. Everton'un da mücadelesini izleme şansım oldu biraz. Everton da gerçekten güzel bir başlangıç yaptı. İlk golü yemesine rağmen çevirdi mücadeleyi. Kazanmasını bildi. Richarlison, Levin gibi isimler yine başrollü oldu tabii Everton adına. Leicester United da aslında güzel bir performans sergiledi. Fakat Pogba ve Bruno Fernandes'in o gün fazla gününde olması biraz Leicester için kötü oldu. Yoksa Leicester takımı gerçekten hem yedek kulübesi olsun hem de oynadığı sisi olsun her maçında mutlaka golünü ben alırım diye düşünüyorum Leeds United'ı. Çünkü zaten takımın başında Bielsa var. Bielsa faktörünün ne kadar önemli bir faktör. veya camiada ne kadar önemli. Dünya teknik direktörler camiası, camiasında ne kadar önemli bir teknik direktör olduğunu ve Bielsa'nın o oyun yapısını her teknik adam, her futbolcu zaten bilir. Ben yani burada da yine ideal bir tercihe gitmeyi düşünüyorum. Leicester'in golünü kendi evinde zaten bekliyorum. Genellikle golü geçmesini hatta kafamdaki skor da 2-2 bir skor çıkabilir bu mücadelede. Everton'da iyi basıyor açıkçası. Richarlison başta olmak üzere zaten ki olimpiyatlarda da iyi bir performans sergiledi form olarak da iyi düzeyde. Her iki takımın atacağı goller burada 1.44 gibi orandan KG var şeklinde sizlere önerilebilir diye düşünüyorum bu mücadelede. KG var şeklinde değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Karşılıklı gollerin geleceğini bekliyorum arkadaşlar bu mücadelede. Manchester City Norwich City. Ondan önce hemen bir şeyden bahsedelim. Ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar dün verdiğimiz tüm kombine raporlarını ekranda görüyorsunuz. Kangal'ın verdiği kombine. Sol üstte 10 oranlı bir kombine yakaladık. Ki zaten Roma maçını ben zaten maç son 2 buçuk üst şeklinde vermiştim. Hatta sağ üstleri 2.40 orandan maç son 2 iki, 2.5 iki üst yaparak da tekli bir öneri yaptım. Öneri yaptığım şey de şu. Ee, neden öneri yaptım? Jose Mourinho açıklama yaptı gün içinde. Basın toplantısı yaptı. İlk maçtan işi bitirmek istiyoruz dedi. Ama açıkçası istediğimiz oyunu ortaya koymadı Roma açısından. Keşke Trabzon yenseydi. Fakat ben duygusal yaklaşmamaya çalıştım. Roma'nın biraz daha kaliteli takım olduğunu biliyorum ama Trabzon'da çok güzel mücadele etti. Öyle kazandık. Onur Hanımız kazandı. 2-0 atılık sahada gördüğünüz Victor Pizzen bazen mücadelesi YouTube kombinesiydi. O kazandı. Sol altta Katerex'te kombinemiz var. Basile'in ilk yarı galibiyeti. Feyenoord'un en az 2 gol atarak kazanır ki zaten 5 tane attı. Tottenham biraz beni şaşırttı. O da U20 ile çıkmış. Oradan Tonga'ya geldik. Lask'ın da zaten yatan bir golü var zaten. Onu da videoda bahsettim. Onun dışında çok güzel bir gün geçirdik. Değerlendiren arkadaşları tebrik ediyorum. Ekranda gördüğünüz bir diğer skor önerileri de YouTube'da arkadaşlar videoları geçmeden dikkatli dinlerseniz zaten bu skor önerilerini göreceksiniz siz mesela. Rendes Galatasaray mücadelesine 1-1 gibi bir skor verdim. Geldi. Trabzon mücadelesine 2-1 bir skor önerisi yaptım. Aynı şekilde o da geldi. Sanırım 2 tane skor önerisi yaptım. İkisi de geldi. Kazanan arkadaşlar var ki bugün de skor önerisi yaptım. Bazen eee. Braga mücadelesine umarım gelir. Değerlendiren herkese tebrikler. Sizden isteğimiz videolara like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Katıl Telegram grubundan da bahsetmek gerekirse ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar burada Çağrı arkadaşımızın verdiği canlı maçlar var. Şimdi aşağı doğru ineyim, ineyim. benim de canlı maçlarım var. Burada güzel winler yakaladık. Geldi yattı. Zaten şurada yatanı da göstereyim. Hiç problem değil. Geliyor yatıyor zaten onlardan şey. Şöyle Galatasaray maçında ilk kere 0.5 üst verdim. Erken aldım. Geldi bu benim canlımdı. Onun dışında Victoria Pilsen'in ilk golüne girdim. Dakika 8'de vermişim bakın. Dakika 12'de gol geldi. Hatta daha erken de gelmiş olabilir. 10'da gelmiş. 2 dakikada gelmiş bakın. Ne kadar erken geldiğini gördünüz. Onun dışında CSK maçına 2.5 üst dedim. 2-0 bitti. Bir canlımız da buydu. En çok gol ikinci yarı 1.47 gibi orandan verdim. Bu canlımız geldi. Onun dışında şöyle gelenler ne vardı şöyle. Bu hangi maçtı? Lask ikinci gol ev dedik mesela bu da geldi. Çok fazla uzatmayalım videoyu. Gelenler yatanlar zaten burada arkadaşlar biliyor. Ben de sizlere göstermeye gö çalışıyorum her videoda. Katıl grubuna gelmek istiyorsanız sizler de gelebilirsiniz. Nasıl geleceğinizi zaten biliyorsunuz. Tekrar göstermek gerekirse abone ol tuşunun yanında katıl var. Burada bir video var arkadaşlar. Girişi oynat yazıyor. Bu videoyu katıl butonu seviyeleri KangalTips videosu. Bu videoyu izledikten sonra gelebilirsiniz. Telegram grubu, Telegram yüksek oran grubu. Mesela dün 10 oran kombinemiz Telegram yüksek oran grubundaydı ve her şey dahil iletişimde burada genellikle yüksek oynayan bahisçiler geliyor çünkü birebir iletişim şansları oluyor. Whatsapp üzerinden ondan dolayı tercih ediyorlar. Diyerekten de geçelim bir diğer mücadelemize. Manchester City Norwich mücadelesi. Norwich takımından bahsedersem son mücadelesinde arkadaşlar Norwich takımı toplamda 8 tane transfer yaptı Premier Lig'e e çıkınca. Son mücadelesinde bu transferlerden 6 tanesi sağdaydı ve oyuncuların birbirleriyle uyumu gerçekten kötüydü. Hem de zaten Liverpool'la oynadılar. O bir dezavantajdı. Liverpool biraz iyi başladı. Norwich'in dağınık şeyini çok iyi değerlendirdi. Kaçan birçok da pozisyon vardı. Muhammed Salah mesela iki tane kaçıran kaçırdığı gol pozisyonu vardı. Manchester City de mağlup oldu. Deplasmanda Tottenham'a yenildi. Gerçek iyi bir ilk çok iyi başlasa da ilk 20 dakikayı çok iyi başlasa da devamını getiremedi arkadaşlar. Ben City'nin burada kendi evinde atacağı 3 golü değerlendirdim. Onun da oranı şöyle gösterebilirsek artık 1.45 gibi ideal bir oran açmışlar. Ben Manchester City'nin burada kendi evinde ilk maçta zaten Kevin De Bruyne, Fodunu, Stones'u birçok ismi dinlendirdi. Grelish falan oynadı. Bu maçta bence Manchester City 3 tane gol atar diye düşünüyorum. Direkt ev sahibi 2.5 üst yaparsanız 1.45 gibi orandan değerlendirmiş olursunuz diyerekten de geçeyim. Zaten maç sonu 1, ,5 oranı 2.5 üstü oranına 1.25. Direkt Manchester City'nin 3 golüne girmek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum ben. Rize Karagümrük mücadelesi. Karagümrük'ten bahsedeyim. Son maçını izleme şansım oldu. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen gerçekten ondan öncesinde de güzel bir performans sergiledi Karagümrük takımı. Ee, takımın anlayışı şöyle olmuş galiba. Ben izlediğim kadar aktarayım. Forvet hattında Pesic diye bir transferleri var. Pesic oynuyor. Sağda Ahmet Musa var. Zaten bireysel anlamda çok yetenekli Nijeryalı futbolcu. Biglia özellikle bu oyuncuları beslediği zaman kara gol bulmakta çok fazla zorlanmıyor. O yüzden ben yine aynı şekilde düzen aynı olacağını düşünüyorum. Kara takımı ileri attığını besleyebilirse Pesic de bence bitirici bir oyuncu. İlk maçta zaten iki tane gol attı. Ahmet Musa da keza öyle. Gerçekten iyi işler çıkartıyor. Ondan dolayı ben kara gümrüğün golünü zaten kafama yazdım. Rize'ye baktığımız zaman da Rize'de arkadaşlar kendi evinde deplasmanda yenildi. Çok da iyi bir futbol sergileyemedi. Onlar da ileri hatta Remy oynayacaktır. Ronaldo Mendes var. Arkasında Erik Sabo var ve Alper Potuk'la birlikte ileri dörtlüğü oluşturacaklardır. Remy çok fazla etkin olamadı. Bu maçta Karagümrük'ün defansında geçen hafta mesela o yedi ikinci golle Gaziantep'ten tamamen bir defans hatası, var, defans hatası vardı. Kafayla iyi uzaklaştıramadı. Burada Rize'nin atacağı bir golle kendi evinde değerlendirilebilir diye düşünüyorum ki kendi evinde favori gösterilmiş. Ama kara yenebilir mi? Şüpheli diye düşünüyorum. 1-1 bir, bir, skor çıkabilir bu mücadelede. O yüzden ben idealden KG var sizlere önereceğim. Değerlendirmek isteyenler KG var tercihini bu maçta da alabilirler arkadaşlar. Bol şanslar. Benfica'nın mücadelesi var. Benfica'yı değerlendirmemin sebebi PSV ile maçı var arkadaşlar. Kendi evinde 2-1'lik galip geldi. Çok güzel futbol sergiliyor. Gerçekten bu Jorge Jesus'la birlikte, teknik adamla birlikte Benfica çok güzel işlere imza atacaktır eminim. Kendi evinde şimdi deplasmanda Gil Vicente'ye karşı gidecekler. Onlar da iyi bir başlangıç yaptı. Ev sahibi 3-0'lık galibiyet, 1-0'lık galibiyet. Güzel transferler de yaptı. Genç oyuncuları almış. Genellikle bir 10 tane transfer yapmış neredeyse kiralıktan dönenlerle birlikte. Yani güzel transferler yapmış, genç oyuncularla kurmuş. Burada Benfica'ya atacağı bir golü değerlendireceğim. Çünkü Benfica arkadaşlar zorlu bir deplasmana gidecek. Şöyle göstereyim. 1.48 oranı var zaten. Benfica zorlu bir deplasmana gidecek. O, o deplasmandan önce burada muazzam bir yani ağırlık bir en az 6 tane oyuncusunu dinlendirmesini bekliyorum Benfica'ya. Çünkü gittikleri deplasman çok zor bir deplasman ve aldıkları skor 2-1'lik bir skor çünkü. Yani bir tane 1-0 mağlup olsalar maç uzatmaya gidiyor. Turdan elenme şansı var çok fazla rotasyon yapmasını bekliyorum. Bu maçı bence çok önemse, önemseyeceklerini düşünmüyorum kesinlikle. O yüzden ev sahibi de iyi başlamışken Benfica Day bu durumdayken en azından bir golünü değerlendirirlerse 1.48 gibi orandan değerlendirirlerse yani bence biz de değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Kombinemi almadım ama değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Gilles burada atacağı bir gol benim için değerli. Bol şanslar deneyebilirsiniz arkadaşlar. Alanya Altay Spor mücadelesi. Ama bu maçta inşallah statta olacağım. Statta olduğum zaman da katıl grubunda stattan canlı bahis yapmayı çalışacağız artık bakalım. Güzel bir şey yapmaya çalışacağız inşallah bakalım. şimdi Altay arkadaşlar ilk maçında çok iyi çok iyi bir futbol sergiledi. Ve ilerideki Bamba 10 numara top oynadı zaten son mücadelesinde. Onlar da zaten kadroyu büyük ölçüde değiştirdi. Bir kapel var geçen sezondan hatırladığım kadarıyla benim. Ve takımın başında zaten Mustafa Denizli gibi bir faktör var. Alanyaspor ise çok iyi başlamadı açıkçası. Galip geldi fakat kalesine çok fazla pozisyon vardı. Hatta Serkan Kırıntılı Süper Lig'in ilk hafta 11'ine girmiş. Çok fazla kurtarış yaptığından dolayı bence çok güzel işler çıkardı kalede Serkan. Onlar da çok fazla isim aldı. Yine aynı şekilde son zamanlarda Benfica'dan Eduardo'yu aldı. Joao Novais'i aldı. Bugün de bir tane Feyenoord'dan, Feyenoord'dan adam almış. Yani oyuncuları yavaştan toplamaya başladı. Kendi evinde burada İleride bir tane futbolcusu var. Yeni transfer ettiği kara olan var. Bir tane değdi ne? Yine Afrika'dan bir yerden bulmuş getirmiş Alan Espor. Yani kendi evinde ben Alan Espor'un Davison'un biraz öne çıkmasını yani gol atabileceğini düşünüyorum. Hücum hattı biraz Davison Efecan olduğu için kendi evinde bu kadar favori gösterilmiş ama bence Altay yenebilecek mi? Bir soru işareti yani. Bence zor mücadele olacaktır. Ben burada yine KG varı değerlendireceğim. Hatta kombineme de aldım. Altay'ın golünü ben zaten Altay atar diye düşünüyorum. Altay fakat 5 defans yapıyor yani. Son maçta 5 defans çıktı. Bu maçta da muhtemelen 5 defans çıkarsa nasıl bir olur? O sağ sol bek gerçi son maçta Kayseri'ye karşı iyi işler çıkardı. KG var bence idealdir. Ben sizlere önereceğim kombineyi de aldım. Süper Lig kombinesi yaptım. KG varı alabilirsiniz diye. Geçelim bu mücadeleyi de. Beşiktaş Gaziantep mücadelesi şunu da vereyim arkadaşlar haberini vereyim. Beşiktaş'ta Başuay ve teşera kadroya alındı. Yani kamp kadrosunda buradan maçta çıkacak yani onu da belirteyim. Belki Başuay ilk 11 başlayabilir yani veya teşera Sergen Yalçın bir şeyler yapabilir. Ben burada Beşiktaş tarafına yöneldim. Maç taraf galibiyetine gitmedim açıkçası. Beşiktaş'ın atacağı 2 golü aldım burada. Şöyle göstereyim. Gaziantep ilk maçta güzel bir performans sergiledi Erol Bulut'la birlikte. Fakat yani bence Gaziantep burada Beşiktaş'ı yenebilir mi sanmıyorum. Beşiktaş çünkü geçen haftada yani o bize biz geçen seneki Beşiktaş'ım dedi yani o futbolunu sergiledi. Ee, güzel kadroyu da güçlendirdi. Bence nokta atışı transferler yapan şu an en iyi takım Beşiktaş. Yani bir stoper lazım Veliton'un yerine. Bir de sol bek Ensekala'nın yerini doldurduğumuz zaman Beşiktaş adına söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde güzel işler çıkartır diye düşünüyorum. İnşallah da yapar yani. Beşiktaş takımının burada atacağı 2 gol benim için değerli. 157 gibi de oran açmışlar. Taraf bahisinin oranı 1.62 iken atacağı 2 golün oranı 157 olması da bir ayrıca garip. Beşiktaş burada 2 gol atar diye düşünüyorum ben. Kombineme de aldım. Süperlik kombinesi yaptım. Dediğim gibi Alanya ile Beşiktaş kombine yaptım. Beşiktaş'ın burada yine aynı stili oynayacağını ve Gaziantep karşısında bulacağı 2 gol benim için değerli. Değerlendirmek isteyenler deplasman 1.5 üstü 1.57 gibi orandan alabilirler. Sporting Belenenses mücadelesi Belenenses arkadaşlar çok fazla bir transfer yapamadı ee, teknik direktör de geçen e, geçen diyorum geçen maç sonrası basın açıklaması yaptı yani sizler de görüyorsunuz ki diyor takımda eksik var diyor transfer yapamadık diyor transfer lazım diyor ee, boşluktaki olan isimleri de o 23 ile dolduruyormuş Belenenses takımı ondan dolayı sıkıntı çekiyor Sporting takımda zaten defansı çok iyi yapıyor yani. Portekiz Ligi'nde en iyi defans yapan takım Sporting takım olduğunu söyleyebilirim. Ben yine burada taraf oranı çok az açmışlar. Ben burada ilk yarı galibiyetine gideceğim. Geçen sezondan sonra ilk yarıdan da e, hücum yönünde de kendini güçlendirdi Sporting takımı. Maçlarında onu görüyoruz. Braga'yı son iki maçta hem kupa mücadelesinde hem ligde yendi. Burada yine ilk yarıdan atacağı bir gol veya ilk yarıda önde kapatması benim için değerli. 1.43 gibi orandan bunu sizlere sunuyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Kombin önerisi ekrana gelsin arkadaşlar. Kombin önerisi ekrandayken videoya 2 saniyeniz ayırıp like atarsanız gerçekten sevinirim. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum aynı şekilde. Ben Alanyaspor'un kendi evinde oynayacağı mücadelede Altay'ın gol atmasını bekliyorum. Altay 5 defa sıkacaktır. Alanya Spor güzel transferler yaptı. Bu maçta oynatmasa bile Çağdaş Atan'a da biraz güveniyorum. Kendine evindeki biraz daha önde oynayan futbolunu sergilerse Alanya Spor. Alanya Spor'un da gol atmasını bekliyorum. KG var olarak değerlendirdim. Her iki da birbirine gol atması bence çok fazla sürpriz olmayacaktır bu mücadelede. Beşiktaş mücadelesinde de Beşiktaş takımının atacağı 2 gol benim için değerli. Deplasman 1.5 üst yaptım. Ya 2-2 biter, 3-2 yenilir, 5-2 alır fark etmez. Beşiktaş bu maçta 2 tane gol atsın yeter. Başçuay ve Teşehran'ın da kadrosu, kadroda olması benim bahsimi güçlendirdi. Ondan dolayı böyle bir bahis aldım ben. Deplasman 1.5 üstü direkt tarafına gitmeden Beşiktaş'ın atacağı 2 golü aldım. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Sizlere tam tamına tekrar bir sayayım. 2-4-6 8 tane maç değerlendirdim. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Güzel sonuçlarla çıkarız umarım bugünden. Görüşmek üzere. Bay bay.